Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hız yayınları 8. sınıf matematik hibrit soru bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Ondalık gösterimlerin çözümlenmesi test 16'dayım birinci sorumu büyütüyorum. Klor kullanılacak olan havuz kapalı bir havuz ise klor değeri 1-1.5 ppm arasında olması açık bir havuz ise 1-3 ppm arasında olması gerekmektedir. Aşağıda bir otelin 4 farklı havuzunun ppm cinsinden klor değerleri gösterilmiştir. Bu 4 havuzun klor seviyesi olması gereken aralıkta olmayan havuz seçilerek bakım yapılacaktır. Buna göre bakım yapılması gereken havuzun ppm cinsinden klor seviyesini çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şimdi bize demiş ki bakın şöyle bir daha altını çizelim. Kapalı bir havuz ise klor seviyesi bu şekilde. Açık bir havuz ise klor seviyesi bu şekilde. Açık havuza bakıyorum. iki tam %36, iki tam %47. Bu ikisi de doğru. Kapalı havuza bakıyorum. Bir tam %44 ama arkadaşlar bakın buranın klor seviyesi çok yüksek. Buranın düşürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burayla ilgili bir bakım olması gerekiyor diyorum. Şimdi bunun çözümlenmiş hali. 2 tam 2 çarpı 10 üzeri 0 olarak yazılır artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 doğru cevabım d şıkkımda oluyor d'yi işaretledim. Hız Hava Yolları firmasında bir yolcunun serbest bagaj hakkı en fazla 15 kilogram olarak belirlenmiştir. Sahra'nın valizinin kütlesi 16 tam %5 kilogramdır. Bu valizdeki bazı eşyaları kütlelerin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda veriliyor. Buna göre Sahra valizindeki bu 4 eşyadan hangisini çıkarırsa bagaj hakkını aşmaz. Arkadaşlar fotoğraf makinesi 1 tam binde 9 kilogram Dizüstü bilgisayar 1 tam %8 kg. Ayakkabı 0 tam %85 kg. Mont 0 tam binde 908 kg. Arkadaşlar Sahra'nın valizi 16 tam onda 5 kg gelmiş ama üst limit 15 kg'dı. Yani Sahra 1 tam %5 kg aşmış. Yani Sahra'nın çıkaracağı değer 1 tam %5'ten fazla olması gerekiyor. Buraya baktığımda bunun dizüstü bilgisayar olduğunu görüyorum. Yani dizüstü bilgisayarı çıkarması gerekiyor dedik. Aşağıda belirli tarihlerde bir döviz bürosundaki bir euro'nun alış ve satış fiyatlarının çözümlenmiş şekilleri verilmiştir. Bu bürodan 20.12.2022 tarihinde 1000 euro alan bir kişi aldığı euro'nun tamamını 12.04.2023 tarihinde satmıştır. Buna göre bu kişi bu satıştan kaç lira kar elde ediyor? Arkadaşlar şimdi baktığım zaman 20 e, 20 Aralık'tan 1 Euro'nun satış fiyatı. Buna bakıyorum. Burası 19 tam 10 5 TL'ymiş. 1000 Euro arkadaşlar ne kadardır? Geliyorum. 1000 ile 19 tam 10 da 5'i çarpıyorum. Burayı hatta şöyle yazalım. Burası arkadaşlar 195 bölü 10'dur çarpı 1000. Ve de ben burayı 19.500 TL olarak bulurum. Yani 19.500 TL'ye aldı. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. 1 Euro'nun alış fiyatına bakarız arkadaşlar satarken. Buraya gibi bakıyorum. Alış fiyatı ise 21 tam 10'da 7'ymiş arkadaşlar. 21 tam 10'da 7'yi de 1000 Euro ile çarpıyorum. 1000 ile çarpıyorum öyle söyleyelim. 217 bölü 10 çarpı 1000 Burası da 21.700 TL olarak geldi. 21.700 TL'den 19.500 TL'yi çıkardım. Ve de geriye arkadaşlar 2.200 TL kaldı. A şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. Bir ondalık gösterimin Basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Ondalık gösteriminin çözümlemelerinde onun kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam eder. Aşağıda şekil 1'deki bir tartıda üzümün kütlesi ölçülüyormuş. Ardından bu tartın üzerine bir miktar daha üzüm konuluyor ve üzümlerin toplam kütlesi şekil 2'deki gibi tekrardan ölçülüyor sonradan eklenen üzümün kilogram cinsinden kütlesinin çözümlenmiş hali. Geliyorum iki sarısındaki farka bakacağım arkadaşlar. 2 tam binde altı yüz tam yüzde yetmiş beşi çıkarıyorum. Buraya sıfırı koydum. 2'den 0'ı çıkardım 2. 0'dan 5 çıkmaz 10'luk alacağım. Buradan aldım burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 7 çıkmaz 10'luk alacağım. Buradan aldım burası 15 oldu. 15'ten 7'yi çıkardım 8. Ve bir de burası 1 olarak geldi. Yani arkadaşlar buranın çözümlenmiş halini yazalım. 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Doğru cevabım A şıkkımda olduğu için A'yı işaretledim. Aşağıdan iki telefonun belirli bir andaki şarj seviyesi ve telefonlardan birinin şarj seviyesine göre kalan tahmini kullanım süresi verilmiştir. İki telefonun yüzde cinsinden şarj seviyeleri ile saat cinsinden tahmini kullanım süreleri arasında doğru orantı bulunmaktadır. Buna göre ikinci telefonun saat cinsinden tahmini kullanım süresinin çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar yüzde yetmiş beş şarjı olduğu zaman kaç saat tahmini kullanım süresi varmış? Dokuz tam yüzde yetmiş beş saat diyorum. Buraya geldiğimde ise arkadaşlar %25 şarjı olduğunu görüyorum. Bakın %75'den %25 3 kat azaldığını görüyorum. O zaman ben 9 tam %75'i 3'e bölüyorum. Burası da 3 tam %25 olarak geldi. Bunun çözümlenmiş hali 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Doğru cevabım D şıkkında olduğu için D'yi işaretledim. Aşağıda golf oynayan bir sporcunun topunun santimetre cinsinden deliğe uzaklığının çözümlenmiş şekli gösterilmiştir. Sporcu topa vurduğunda top deliğe 92 tam 165 santimetre daha yaklaşmıştır. Buna göre son durumda topun santimetre cinsinden deliğe uzaklığının çözümlenmiş şekli. Başlangıçtaki uzaklığını buluyorum. Burası arkadaşlar yüzler basamağı demek. Yüzler basamağına 2'yi yazdım. Bu onlar basamağı onlar basamağına bir yazdım. Birler basamağına 5 yazdım. Virgül Burası da 75 olarak geldi. Yani başlangıçtaki uzaklığım 215'ten %75'miş arkadaşlar. Top deliğim 92 tam %65 santimetre daha yaklaşmış. Çıkaralım. Burası ee, 10 oldu. 5'ten 2'yi çıkardım. 3. 1'den 9 çıkmaz. Buradan 10'lu kalacağım. Burası 11 oldu. 2 ve 1. Yani son durumda 123 tam %10 bunun çözümlenmiş halini yazıyorum. 1 çarpı 10 üzeri 2 artı. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı. 3 çarpı 10 üzeri 0 artı. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Doğru cevabım A şıkkında olduğu için A'yı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.